Pençekilit Harekat Bölgesi'nde 9 askerin şehit düştüğü alçak saldırı sonrası meclis terör gündemiyle toplandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sınır ötesi operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Güler, şu anda orada olmasaydı kendi şehirlerimizde daha büyük bedeller ödeyecektik, dedi. Bu belayı, bu terör belasını da bütün unsurlarıyla birlikte tasfiye edecek, yok edecek ve tarihin çöplüğüne atacaktır. Meclis Genel Kurulu terörle mücadele gündemiyle toplandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler son 5 günde 78 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Operasyonların aralıksız devam edeceğini vurguladı. Güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru kurulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Pençekilit Harekat Bölgesi'nden gelen acı haber sonrası Milli Savunma Bakanı Güler gibi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da meclisi bilgilendirdi. Örgüt artık Türkiye'den daha çok Suriye'nin ve Irak'ın milli güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un hazırladığı ortak bildiri mecliste grubu bulunan 6 siyasi partiye sunulmuştu. CHP yine imza atmayarak kendi bildirisini yayınlama kararı verdi. Saadet, Gelecek, Deva ve Demokrat Parti de bu kez Kurtulmuş'un bildirisine imza atmadı.